2030 yılına kadar 1 milyar insanın göç edeceği ve bu göçler için iklim tiyatrosunu kullanacakları, iklim tiyatrosunu kullanacaklar ama iklim kaynaklı böyle bir şey olmadığı için, gerçekten iklim yüzünden bir göç olamayacağı için bunlar bu göçleri bilinçli olarak yangınlar, evlerini savaşlar ya da belli tiyatrolarla sağlayacaklar diye söylemiştik. Dolayısıyla yani bu göçleri yapamayacakları için bu yalanlara ihtiyaçları var. Bu tür kaotik olaylara ihtiyaçları var. Haliyle yapamazlar. Ülkenin gerçekten vatanı sevenlere ihtiyacı var. Vatan kavramını bilenlere ihtiyacı var. Vatan kavramını kullanıp insanları bir araya toplayıp sözde onları bir şey söyleyecekmiş gibi yapanlara ihtiyacı yok. Bu ülke o kadar kandırıldı ki, o kadar büyük bir tiyatronun içindeki, o kadar büyük bir oyunun içindeki Mukaddes Hanım, anlatamam size. Tam olarak biz saldırı altındayız. Ülkenin işgal altında olduğunu niye söylemiyorsun? Sen Lozan ve Servin birebir 125 maddesinin tamamının aynı olduğunu niye saklıyorsun? Beşinci madde, iklim değişikliğiyle 1 milyar insan yerinden olacak. Biz İslamiyet etrafında, Kur'an-ı Kerim etrafında toplanmazsak zaten ne Türkiye'de, ne de Suriye'de, ne de Filistin'de bize rahat yok. Adamların anlattıkları milleti hasta edecek yalandır Mukaddes Hanımcığım. Yalan yalan, bak hangi kanal dediğimi biliyorsunuz değil mi? Hangi kanalları? Yani işgalin boyutu, o kadar büyük bir ekip var ki arkada bunları savunan ve o kadar küçük bir ekip var ki yüreğini ortaya koymuş bunları ortaya çıkarmaya çalışan. Hoş geldiniz. İnternet de çıkıyor. Hiçbir sorun yok şu anda. Çok şükür. Geldiniz. İnşallah. Geldiniz. Her zaman söylediğiniz şey, hep dikkatli olmamız lazım. Bu Anadolu topraklarının yani oldu mu olası, yani bunlar insan mıdır onu da bilmiyorum da, boğazımızda elleri ve biz her zaman için İnsan mıdır ne demek? İnsan mıdır onu bana söyleyin bir de hocam, bakayım. bunlar nedir? Bir dalga Ha, şu geçeceksiniz de. reptilyan hikayesini bir de bana söyleyin ben cevaplayayım. Bunlar reptilyan mı? Anunnaki mi? Değil, öyle bir İnsan şey yok. Bu cin reptilyan mi bu? hikayeleri uydurulmuş, toplumu hasta etmek için uydurulan hikayelerdir. Öyle. Bunlar Hocam. bayağı, bunlar şeytanlaşmış insan. Ha, şeytanlaşmış, cinleşmiş, cin diyelim. İfrit, yani kıyamete kadar İfrit ayetlerle diyelim. sabit. Bizim çünkü kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Kıyamete kadar. Onlardan cinler diye Dur. bahsediyor Bir yanılmıyorsam. anlatayım ya. Bir söyleyeyim, dur sakin ol. Hayır hocam, siz onları diyor tanrılar yaptınız ve taptınız diyor değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Yani bak Cinlerden söylüyorum. bahsediyor. Söylüyorum. İnsanların kendisine cin suresinde Allah cinleri konuşturuyor. Cinler insanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Bak şeytandan bahsetmiyorum. Cinler insanın şerrinden Allah'a sığınıyor. Yani öyle reptilyanmış, Anunnaki'ymiş, Babanaki'ymiş, mavi kan, bunlar tıraş. Bir insan günahta ve sapıklıkta eğer azmakta ısrar ederse Allah onun kıyamete kadar peşine bir şeytan musallat eder. O dünyada da kör, ahirette de kör olarak Hocam. yaşar. Tam olarak biz saldırı altındayız. Bak, 41 günde 44-45 yer aynı anda yanıyor. Türkiye'de aslında yerli ve milli, bizden görünenler, sözde bir şeyler yapmaya çalışanlar var ya, bunların hepsi bunların bir saldırı olduğunu biliyor. Buna karşı koyamaya yürekleri ve cesaretleri olmadığı için ve taraf olarak bu milletin yanında olmadıkları için, bu millete hizmet ediyor gibi görünüp bu millete aslında ihanet ettikleri için bu millet bunun saldırı olduğunu anlamıyor. Niye? Bütün medya Roma ihanetinin elinde. Yani bütün medya şu an İtalya'nın elinde. Türkiye bir Roma işgali altındadır ve bizim medyamızı Haçlılar kontrol ediyor. Dolayısıyla medyada yerli ve milli kurtarıcı gibi gördüğümüz neredeyse %90 kişinin, kurumun, kanalın, YouTube'un, Twitter'ın, Instagram'ın, o müthiş direniş ekibinin çoğunun hiçbiri bizden değil. Bütün bu savaşın olacağı anlaşıldı. Önceden istihbarat ekipleri tarafından bunlar desteklendi. Bizden gibi gösterilip tıpkı 100 yıldır cemaat ve tarikatlerin sanki din anlatıyormuş şu
gibi içeride sokulması gibi. Bakın Türkiye'de özellikle direniş kılığında bizimle birlikte böyle doğruları söyleyen kanal, program sunucu, o programa çıkan hoca, tarihçi, yazar, araştırmacı kim derseniz deyin. Bunların %90'ı ki artık bunu bizden başka söyleyen yok ama bununla ilgili çok ciddi bir kırılmaya gidecek ileride ülkemiz. Bunu saklamak ne demektir biliyor musunuz? Tapuyu saklamak demektir. Ya sen tapuyu saklıyorsun. Tapu da Türkiye yazıyor. Tapu da logo da Türkiye yazıyor. İsim de İtalya yazıyor. Haçlılar yazıyor. İşgal altında izleyeceğiz. Sen bunu niye saklıyorsun? Bunun bir bağımsızlık anlaşması gibi olduğunu söylüyorsun da zaten Serv'de ve Lozan'da bizim gelen bu göçmenleri kabul etmeme hakkımızın bile olmadığını niye söylemiyorsun? Bu şu partinin yanlış politikası diye çıkıp ortaya kendileri sanki bir parti olacakmış da hani ya bunu niye söylemiyorsun sen? Türkiye'de hiçbir parti hangisi iktidara gelirse gelsin bu göçleri durduramaz. Böyle bir yetkileri yok. Çünkü bu 1909 yılında düşürülen, yıkılan Osmanlı'dan sonra önümüze koyulan tüm anlaşmalarla garanti altına alınmış. Türkiye'nin öyle bir yetkisi yok. Savunma sanayi masalı anlatanlar da sözde biz bundan sonra bizi seçerseniz artık bak doğruyu biz yaparız diyenlerin hepsi de bizden değil. Medya bilişsel bir askeri savaş kontrol mekanizmasıyla yönetiliyor. Bu kişiler de dahil. Mahfuz kitabında 2030 yılına kadar 1 milyar insanın göç edeceği ve bu göçler için iklim tiyatrosunu kullanacakları, iklim tiyatrosunu kullanacaklar ama iklim kaynaklı böyle bir şey olmadığı için, gerçekten iklim yüzünden bir göç olamayacağı için bunlar bu göçleri bilinçli olarak yangınlar, evlerini savaşlar ya da belli tiyatrolarla sağlayacaklar diye söylemiştik. Dolayısıyla yani bu göçleri yapamayacakları için bu yalanlara ihtiyaçları var. Bu tür kaotik olaylara ihtiyaçları var. Haliyle yapamazlar. Diamond Tema'nın ortaya koyduğu veri, kendisi bilmiyor mu onun yalan olduğunu? Kendisi bilmiyor mu onun Diyanet'in de hadis kaynaklı kitaplarında İslamiyet'i ortadan kaldırıp karalamak için uydurulmuş din kaynakları olduğunu bilmiyor mu? Hangi din kaynağı Hazreti Peygamber'im için 9 yaşında bir pedofili gibi, affedersiniz beni affedin, evet, tövbe estağfurullah, böyle bir çirkinliğin içindeymiş ki bunu, bu cümleyi kim kurabilir? Bu İslami kaynaklara, sözde İslami kaynaklara, İslami kaynaklar olduğu Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir şeyin şüphe duyulmama ihtimali yok. Bir tek Kur'an-ı Kerim'den emin olabilirsin. Onda da meallerde de belli oynamalar var, katakulleler var. Onları da iyi bilmek lazım. Biz hep çalıştığımız için bu konulara farkındayız olayın. Peki Diamond Tema'nın ortaya attığı şey çok klasik rezil bilişsel savaş ürünü. Dolayısıyla bu çocukları kontrol eden, sahaya sürenler karşısında laikliği kullanacaklar. Neyin karşısında? Şeriatın karşısında. Şeriatla laiklik tartışmasının her iki kutbunu Türkiye'de tasarlayan bilişsel savaş orduları aynı kepazeliğe hizmet ediyor. Aynı işgalin ürünüdür. Bak, kaynağı ortaya kim koyduktan bahsetmiyorum. Gerçek laiklik nedir demiyorum. Gerçek şeriattan bahsetmiyorum. Türkiye'de gerçekten uygulanan bir din mekanizması, din kurumu ya da buna sahip çıkan tarikat ve cemaat mı var ki bunların ortaya koyacağı bir şeriatin Allah'ın gerçek sözünü yönetime soksun? Mümkün değil. Peki laiklik nedir? Türkiye'de laiklik nasıl programlanmıştır biliyor musunuz? Türkiye'de laiklik sadece İslamiyet'i devlet işlerine sokmamak üzere programlanmıştır. Yani Türkiye'deki tasarlanmış laikliğin derdi diğer dinlerle değildir. Aslında laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olsaydı, Türkiye'de kafalara programlanan yazılımdan bahsediyorum, o olsaydı, o zaman Türkiye'yi temsilen 16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'nde imza atmaya giden Türkiye'den iki yetkili vardı, devlet yetkilisi. Kimdi bunlar? Birisi Hakan Fidan, diğeri Kırmızı Kilise'nin papazı Bartolomeos. Yeni Roma Patriği unvanıyla üstelik. Orada Türkiye'yi temsilen imza attı. Bu laikçiler şeriatın karşısına hemen bu tuzağa düşüyorlar ya. Laiktir, şeriattır. Ya bunların ikisi de seni uyutmak üzere tasarlanmış bir silah. Yani bir kere dünyada din ve devlet işlerinin birbirine karışmamasını ben kabul etmiyorum. Şöyle etmiyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir kere içinde ayet var. Kim Allah'ın hükümleriyle hükmetmiyorsa bunlar kafirdir diye. Yani böyle direkt ayet var. Dolayısıyla dünyadaki tüm devlet kurumlarının işleyişine ve yönetimine Kur'an-ı Kerim'in bizzat cemaat ve tarikatlerden ayrılmış, saçma sapan şeriat dayatmaları yapanlardan ayrılmış safkan Allah söylemi her türlü devletin yönetimine girmeli,
girse çok güzel olur. Buna izin vermemek için zaten bu tarafa laiklik, bu tarafa da şeriat saldırıları koyulmuştur. Bu iki kutupları radikalleştirdiğin zaman ne laikliğe ulaşabilirsin gerçekte, ne şeriate ulaşabilirsin. Laiklik gerçek anlamda zannedildiği türden, ortaya konulduğu türden bir uydurma dinlerden devleti korusaydı, anlatayım. Laiklik de mi içi boşaltılmış yani? İnanılmaz tabii. Yani neden mesela laiklik, Kemalizm dedikleri şeyin bir Rockefeller Vakfı ürünü olduğunu, böyle bir psikolojik harp silahı olduğunu belgeleriyle 1950'lerde, 1960'larda gazetelerde geçti bu. Türkiye'de bu operasyon 100 yıldır uygulanıyor. Ne demeye çalışıyorum ben? Türkiye'de gerçek laikçi, laikliğin ne demek olduğunu bilseydi, Bartolomeos'a o papazın cübbesini ters giydirirdi. Sen kim oluyorsun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için sen hem de Türkiye'yi eyalet olarak göstererek yetkili imza sahibi oluyorsun? Sen hangi devletin imza sahibisin? Yani İstanbul resmen ekümenopolis, ekümenik bir Vatikan gibi Roma'nın başkenti ilan ediliyor. Buraya bir din adamı gidip Türkiye adına imza atıyor. Hilafet gibi. Ama laikler buna bir şey demiyor. Şeriatçılar da bir şey demiyor. Niye biliyor musun? Kafa boş, kafa anlamıyor. Gerçek laikliğin ya da gerçek dinin, gerçek şeriatın ne olduğunu bilmeyince tasarlanmış o cemaatler ne işe yarıyor 300 tanesi? Bir sürü fuzuli tipine baksan anlarsın zaten bunun gerçekten oraya sadece plansız bir cehalet kusmak için gelmediğini, planlı bir askeri saldırı elemanı olarak orada olduğunu anlarsın zaten uydurduğu söyledikleri cümlelere baksan. Ne yapıyorlar bunlar? Şeriat gelecek. Bugün öyle bir açıklama vardı bir haber sitesinde. Bir tane bilmem ne demiş ki şeriat gelecek. Nereye? Yani Nutun git bak bakayım 519, 518, 17. sayfalarına bahsedilen şeriatın, hilafet diyeyim ona hadi. Hilafetin Türkiye'yi uçuruma sürüklemek üzere Roma hilafeti olabileceğinden açık açık orada bahsedilmiş bir anlamda. Ne demeye çalışıyorum ben? Gerçek Kur'an-ı Kerim'i, gerçek milliyetçiliği, gerçek Türkiye'nin Lozan ve Sevr Anlaşması'nın aynı olan maddelerini bilmeden kimse bu konularda konuşmasın. Kimse dini savunuyorum diye, Hazreti Peygamber'i savunuyorum diye, Kur'an-ı Kerim'i savunuyorum diye ya da Mustafa Kemal Atatürk'ü savunuyorum diye konuşmasın. Bunu bilmiyorsun ki daha sen. Ben sana bunun köklerinden koparılmış psikolojik harpte kullanılan bir saldırı silahı olduğunu söylüyorum. Sen bana Diamond Teman'ın peygambere hakaret ettiğinden bahsediyorsun. Ben ondan bahsetmiyorum. O videoyu çektiğimde dedim ki bu çocuğun arkasında kim var? Bütün bu ünlüleri ünlü yapıp sahaya süren bir gölge var. Bu gölge bu tartışmayı biz yaparken tam da 16 Haziran'da Hakan Fidan'la Bartolomeus'un Türkiye'ye yetkili olarak Ukrayna'da imza attıkları bir iki günden birinde oluyor bu olay biliyor musun? Yani gündemi tamamen saptırıp bizi bu olaylardan kopartacak bir sistem bir emir veriyor. Diyor ki Hazreti Peygamber 9 yaşında evlenmiş miydi, evlenmemiş miydi? Bunu kimle söyletelim? Bunu agnostik bir aydın bir çocuğumuzla söyletelim diyorlar. Çocuğun duyguları gitmiş. Aleksiti mi ne bilmiyorum. Duyguları gitmiş. Gözleri çalışmıyor. Bu çocuğun ortaya koyduğu şey eğer bir ateistlikse önce onları Allah'ın gerçekte olmadığını ispat etmeye başlasınlar bakayım. Tek bir cümle kurabiliyorlar mı? Kalkmışlar İslam'ın uydurulmuş yamuk kaynaklarından kullanarak İslam'ı karalamaya çalışıyor. Ya senin gücün, senin çapın, aklın İslamiyet'i, Kur'an-ı Kerim'i karalamaya yeter mi? Yetmez. İlhan Arsel'in kitaplarını okumuş, onları anlatıyor sevgili hocam. Tamamen Beni sapık. ilgilendirmez. Hiç kimse Hazreti Peygamber'in kaynağını İslamiyet'ten, sözde İslamiyet'ten özür diliyorum, İslamiyet'ten değil, kaynağını İslam adına uydurulan hadis kitaplarından, İslam adına uydurulan Diyanet'in argümanlarından alıp böyle bir pedofili sapıklığını benim kalbimde yaşattığım, dava adamı olarak da gördüğüm peygamberim için söyleyemez, müsaade etmeyiz. Kimse bana bunun tesadüf eseri olduğunu söylemesin. Bunu zamanlama olarak İstanbul'un ekümenik bir patrik olarak yeni Roma başkenti ilan edilmesi Vatikan gibi bugüne mi denk geldi? Hı? Neden medya ona eğilmedi? Ne yaptın Hakan Fidan yazdılar da Bartolomeos'un yeni Roma patriği olarak Bahreyn'de 2022'de anıldığını Kasem kitabında detaylı bir şekilde yazıyor bu konu. Kanlı Düş kitabının tamamı bu yüzdendir. Birisi çıkıp dedi mi bu adam yeni Roma patriği diye? Demedi. O zaman demek ki neymiş? Gündemde bu kadar tarihi önemli gelişmeler ortaya döküldüğü zaman bunları kapatmak için bu şekilde medyada ünlü edilmiş, meşhur edilmiş kişilere bir tartışma veriyor. Herkes de bu tartışmaya koşuyor. Diyor ki çocuğun ne suçu var? Kaynakları pis.
Ya kaynaklar pisse kardeşim. Sen o pis kaynağı alıp o gündeme hangi niyetle, hangi el sana bu düğmeye bastı, tetiğe bastı? Türkiye'de medyanın, o yüzden medyadaki birçok ismin, bu kişiler de dahil, bana göre bir gölge eliyle yönetiliyor. Bu gölge İtalya ve Roma'dır. Ve bu gölge... Konuk alanları da ben bunun içine dahil ediyorum. Görüntü olarak da zaten, görüntü olarak da normal bulmuyorum. Yani tamamen estetik olarak da bir yerlere, birilerine benzetilmiş görüntüde. Görüntü de normal değil yani. Sevgili Mukaddes Hanımcığım, yani bazen sizi de tenzih ederek söylemeye çalıştığım şey, diyorum ya, yani Türkiye'de uyanış ve şifre programlarının bile fonlayıcısı dışarısıdır, Türkiye değil. Türkiye bu programlara çıkanların çoğu da bizim hayrımıza hizmet etmiyor. Yok reptilyanlar, Anunnakiler, paralel evrenler, astral seyahatler. Ben resmi bir aile danışma merkezinin sahibi olarak söylüyorum. Bunların hepsi askeri saldırıdır, toplumu hasta etmek üzere vardır. O yüzden medyanın bu tarafına bir kere bir dokunalım. Yani bunun bir yalan olduğunu, bunun bir askeri saldırı olduğunu söyleyelim. Bunun bu kadarla sınırlı olmadığını da söyleyelim. Yani Türkiye'de geçenlerde zaten konusu olmuş. Keşke onunla kalsa diyeceğim ben. Hani siz inanmıyorsunuz. Keşke Bakın. onunla kalsa diyorum ben. Yani onlar çok masum şeyler hocam. Şu yangınlardan sonra, şu bayrağın indirilmesi, şu olay, yani bütün Mukaddes, bunlardan sonra masum bile kalıyor. bak, Evet, isim buyurun. vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Şahıslar gerçekten midemi bulandırıyor. Türkiye'de yıllardır mitingler yapılıyor, değil mi? O mitinglere biz davet edildik. Niye gitmedik? Çünkü açılım sürecinde bu millete sözde Kürt problemi varmış gibi diyenler, o arabaların, otobüslerin üzerine çıkmış, bu topraklarda yaşayan herkes Rum'dur diyorlar. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok enteresan gelişmeler oldu. Bunları dizayn edip organize eden resmi partiler, oraya çıkan kişilerin içimize sızmış direnişçiler olduğunu ilan etti. Bu çok küçük bir kısmı. Bak, Roma işgali, Roma sapıklığı Türkiye'de o kadar güçlü ki, bu çok küçük bir kısmı. Açık söylüyorum. Çünkü bütün kanalların çoğu, ya resmi izlediğimiz, çocukluğumuzun geçtiği ilk 1 2 3 kanaldan biri olarak izlediğimiz şey Roma reklamı yapıyor sürekli. Millete iklim yalanıyla saldırı yapıyor. Hangi kanal dediğimi biliyorsunuz değil mi? Hangi kanalları? Yani işgalin boyutu, o kadar büyük bir ekip var ki arkada bunları savunan ve o kadar küçük bir ekip var ki yüreğini ortaya koymuş, bunları ortaya çıkarmaya çalışan. Ben o yüzden geçenlerde söylemiştim. Yakında başımıza mutlaka bir şey gelir. Bir iki deneme salva yaptılar ama argümanlar çok zayıf olduğu için millet de o kadar dedikoduya müsait ki kafası. Yani demiyorlar ki, ya bu Eray ne oldu da Eray Hacı Osmanoğlu ortaya bir veri koyduğunda çocuğun eskiden yaptığı, ne bileyim, fotoğraf çekiyormuş da mankenlerle, yönetmenlik yapıyormuş, reklam ajansı, bunu ortaya çıkarmışlar da işte ne bileyim 2020 yılında İlk kapanmalar olduğunda ben o zaman Trabzon'da mahfuzu yazarken resmi kurumda çalışan elemanlar bizim web sitemize bazı makaleler giriyor. Yazıyor. Bakanlık üst yazı gönderiyor. O da yazıyor kız. Ne bilsin, görevini yapıyor. Ben orada değilim. Emanet edeceğim de şirketim yani. Patron bir anlamda bensem, onlar da işini yapacak. Baktık tabii ne yazmışlar. Covid testleri bilmem neler falan. Sildirdik onları. Yani ama sonra nasıl duyurdular onu? Sanki biz yazmışız gibi gösterdiler. Neden bu? Yani orada saldırı bana yapılmıyor. Orada kendilerine de bir şey yapmıyorlar. Neden toplumdaki bizi takip eden kişilerin beyinlerinin algılamalarını ateş ediyorlar? Neden? Çünkü bunu yapamazlarsa eğer, içeride yerli ve milli kılığında saklandıkları ortaya çıkacak. Bunu çok iyi yapmaları lazım. Bunu o kadar iyi yapmaları lazım ki, bunu başaramazlarsa Eray Hacı Osmanoğlu'nu öldürmeleri lazım. Onlar biliyor bunu. Çok son çare olarak buraya gelirler. Yani Muhsin Yazıcıoğlu kıvamında bir tanınırlık olursa bizde, o zaman. Ama bizden başka bu medyanın bu anlamda işgali hizmet ettiğini, işgali korumakla yükümlü olduğunu, tam tersine toplumu kandırıp uyutup sahte direniş ekibiyle uyanış ve şifre masalları anlatan kanal, medya, programcı, sunucu, hoca kim varsa bunlarla birlikte bu işgali elinde tutuyorlar. Niye gerçeği anlatmıyorsunuz? Neden 1909'dan beri Lozan ve Servin bizzat maddeleriyle sabit, açık açık. Şimdi size bir tanesini okuyacağım. Neden buradan beri işgal altında olduğumuzu, içeride bizi parçalara şu anda ayırdıklarını, 84-85 parça eyalete çevirdiklerini niye söylemiyorsunuz? Türkiye Roma'ya çevriliyor. Niye söylemiyorsunuz bunu? Yok Fatih Sultan Mehmet Roma'nın aslında Kayseri'ymiş de, yok efendim Müslüman Romalılarmış da, yok bu topraklarda yaşayan herkes Rum'muş da, yok efendim Roma'yı Türkler kurmuş da. Bu söylemlerin hepsi Roma'ya hizmet eden, Türkleri tarihten silen,
uydurma tarihsel argümanlar içerir. Bunları diyen, bunları savunan hiç kimse benim karşıma Türk milletinin ya da Müslüman bir bayrağı elinde tuttuğunu iddia edemez. Bunlar planlanmış, uzman eller tarafından harmanlanmış, hesaplanmış yalanlardır. Amerikalı bir yazar vardı, D. Matlock. Onun kitabında da hepiniz Türksünüz diye yazıyorlar. Bunlar çoğu o kaynağı kullanıyor. Hepiniz Türksünüz diye yazan o D. Matlock sahtekar bir öğretmen. Wikipedia'dan ismi silinmiş. Yazdığı kitapların hepsinde Kudüs, Yeruşalem aslında İsrail olarak var. Yani İsrail oraları işgal etmeden önce oraların İsrail olduğunu yazmış bir satılık planlayıcı, NATO'nun askeri uydurma planlayıcısı. Türkiye'deki Roma Türktür, Müslüman Romalı söylemlerinin tamamı da bunun gibi sahtekar uydurma, profesyonel askeri ordular eliyle içimize sızdırılmış, yerli milli kılığında direnişi savunan sahtekarlardır. Vatana ihanet eden satılmışlardır. Çok net. Yani daha da büyüğünü söylerim de neyse. Şimdi Lozan ve Serbin bu konuyla ne ilgisi var diye bir madde vereceğim size. Sevgili Mukaddes Hanım, bak bunu saklıyorlar. Bana diyorlar ya belki. Bak sana belge veriyorum kardeşim. Bu çalışmayı ortaya çıkarın. Burak Turna. Ben Burak Turna'yı nerede dikkatimi çekti biliyor musun? Ben bu adamla tanışmamışım. Ben bu adama değmemişim. Ben bu adamı okumamışım. Ben bu adamı görmemişim. Ne zaman isminden bahsetsem medyadaki bütün tanınmış ünlü isimler cin çarpıcıya dönüyor. Sakın ona dokunma öyle bilmem ne böyle bilmem. Ya bir dakika bir dakika. Sen niye panik yaptın kardeşim? Sen hayırdır ya? Senin korktuğun ne? Senin bir kere ben psikanalizde bilen bu anlamda bir okuma yaptığım zaman sen bir şey saklıyorsun benden. Boş ver Burak Turna'yı. Sen ne saklıyorsun? Deyip içine girdiğimde meselelerin baktım ki oho adam öyle bir tarihsel belgeyi ortaya koymuş ki Lozan ve Serbin aynı olduğunu ortaya koyarak. Bir de 1909 kitabı da var. Bir de 1909 İstanbul Düştü kitabı var hemen bu yanımda altta. E tabii ki medyada onu çıkarmazlar. Tabii ki adama sürekli kış kış onun kış kış derler. Niye öyle diyecekler? E çünkü koltuk sallanıyor. Çünkü kaçacak delik arayacaklar biz o gerçeği oradan çıkarırsak. Çünkü yerli ve milli Haçların Türk kılığına saklanmış olduğunun belgesi bunlar. Meğersem bizim bu arkadaşımız, bu kardeşimiz bunu ortaya çıkarmış. Benim dikkatimi buradan çekti. En meşhur isimler bile ona değme. Ya yani nasıl ifadeler kullandığını tekrarlamak istemiyorum. Çok rahatsız edici. Ama siz önce bir kendinize bakın. Önce bir ağzınızı toplayın. Önce siz niye korkuyorsunuz? Takke düştü, kel göründü diyorum ya. Ne açığa çıktı? Önce bana bundan gel. Sonra bak ne açığa çıkmış. Bakalım takdire şayan bir çalışma mı? Türkiye'deki bütün tarihi yer yerinden oynayacak şekilde değiştirecek bir çalışma mı? Bakalım. Şimdi Lozan, özgürlük, bağımsızlık anlaşmasıydı da Serb işgal ve ihanet idi yani. Ben size Lozan madde 25, Serb madde 130'cu okuyacağım. Ve bakalım Bartolomeos'un Türkiye'yi temsilen ekümenik patrik olarak Vatikan gibi özel bir yönetimmiş gibi Türkiye'yi temsilen Hakan Fidan'la imza atmaya gitmesi ne demekmiş bir bakalım. Bakalım burada var mıymış o? Lozan anlaşmasını önce Serbi okuyayım hadi. Önce Serbi okuyayım. Çok işgal ya, kötü tükaka ya. Sanki Serbi içinde değilmişiz ya. Türkiye müttefik devletlerce Türkiye'nin yanında savaşmış olan Almanya, Türkiye'de devletlerle yapılmış olan barış anlaşmalarının ve ek sözleşmelerinin bütün yürürlüklerini tanımayı ve eski Alman İmparatorluğu'nun Avusturya'nın, Macaristan'ın, Bulgaristan'ın toprakları üzerinde yapılmış ya da yapılabilecek her türlü tasarrufları tanımayı ve bu topraklar üzerinde kurulmuş olan yeni devletleri tanımayı yükümlenir. Wow, Türkiye bu topraklarda yeni devletler çıkarsa ekümenik yeni Roma gibi Kanal İstanbul hani Abdülhamit filandı ya. Ha işte Türkiye oraya bir ekümenik kuruyoruz dediklerinde tanır. Ama bu Serb maddesi ya olur mu öyle şey? Serbi biz yırttık attık diyorlar ya bu tarihçi çakallar. E bak bakayım kardeşim Lozan'ın 25'e de gidelim. Hadi senin hatırın için onu da okuyayım. Türkiye'nin yanında savaşmış olan Almanya, devletlerle öteki devletler arasında yapılmış olan İtalya, Fransa, İngiltere gibi barış anlaşmalarının ve ek sözleşmelerinin bütün yürürlüklerini tanımayı ve eski Alman İmparatorluğu'nun Avusturya'nın, Macaristan'ın ve Bulgaristan toprakları üzerinde yapılmış ya da yapılabilecek her türlü tasarrufları tanımayı ve bu devletlerin sınırları içindeki yeni devletleri orada belirtildiği gibi tanımayı yükümlenir. Geçmiş olsun biz zaten Roma bizi temsilen gelmemiş. Biz Roma'yı temsilen gitmişiz Ukrayna'ya. Bizim şimdi bu maddeyi ya arkadaş bu maddeyi Lozan'ın Serb'le aynı olduğunu
144 maddenin 125'inin tamamının aynı olduğunu ve en tehlikeli bizim hiçbir şeyi elimizi kolumuza bağlayan her şeyin aynı olduğu bu maddeleri ortaya çıkarmıyorsun. Karşıma tarihçi, direnişçi, araştırmacı, Türkçü, işte ne bileyim bir savunucu olarak çıkıyorsun. Bir adalet sanki taşıyıcısı olarak çıkıyorsun. Bunu ortaya serdiğin zaman tapunun bize ait olmadığı ortaya çıkıyor. Bu yüzden bu hayati bir bilgidir.